öğretmen kadrosunda iki değişiklik var. Yeniden aramıza katılan Profesör Grably Plank sihirli yaratıklar dersine girecek. Profesör yakaldım işte. Şu soldan üçüncü Harry Potter'ın arkadaşı Selena değil mi? Savunma dersi için yeni bir öğretmenimiz var. Profesör Dolores Umbridge. Lanet olsun değilmiş. Ah lanet olsun bu kadına. Ah. Ama onun Harry Potter'ın büyücülük okulundan arkadaşı olmayabilir. Bu onun büyücü olmadığı anlamına gelmez ki. Onun ben bir cadı olduğunu biliyorum. Ama kimseyi inandıramıyorum. Bunun yüzünden deli muamelesi gördüm. Allah kahretsin. Kimse beni internet arkadaşlısına denk demiyor. Sap gibi kala kaldım. Ah ne yapacağım ben, ne yapacağım? Sevgili izleyiciler, bugün sabah saatlerinde tarla başında 3 katlı B'de çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda 4 saat sonra kontrol altına alınabildi. Ölen ya da yaralanan bulunmazken yangın maddi kayba yol açtı. Yangına neden çıktığı tam olarak anlaşılamadı. Olayla ilgili araştırmalar hala devam ediyor. Ne yapacağımı buldum. Aslıcığım nasılsın? Fitnatma, en yakın arkadaşın, canın, ciğerin, her şeyin. Ah şekerim, harika bir fikrim var. Yalnız senin de bana eşlik etmen gerekiyor. Kameranı kaptığın gibi gel. Tamam mı? Gelme, ben uğrar seni alırım. Tamam mı şekerim? Hadi, hadi kameramı almayı unutma. Hadi canım, öptüm. Hadi bay bay, bay bay. Yaktım seni Selena, yaktım. Hem de cayır cayır. Selena. Kızlar, hani dur sohbet edemedik. Nasıl gidiyor okul? İyi gidiyor amcacığım. Bir sorun olacağını sanmıyoruz. Geçen sene de öyle dediniz ama son anda kurtardınız. Yok yok, bu sene daha sıkı tutuyoruz amcacığım. Ya ya, daha sıkı tutuyorlar. Sabahtan akşama kadar telefonla konuşan benim değil mi? Ekremcim affedersin. Evdeki sorunları sana yansıtmak istemiyorum. Üzülüyorsun biliyorum ama ne yapayım işte. O ne demek Aslıcığım? Bu evde ne oluyorsa anında benim haberim olmalı. Ya öyle mi diyorsun? Peki o zaman. Evet, Selena Hanım. Yani şu karşınızda görmüş olduğunuz kız, geçen hafta çarşamba günü son dersini ekmiş, matematik dersine girmemiş ve sevgilisi Ozan'la buluşmuş. Sevgilisi mi? Yok öyle bir şey amcacığım. Sus, amca deme bakayım. Yani amca de amcana cevap verme bakayım. Ay ne güzel, parasız yatılı okulda okuyacaksınız. Yine döndünüz, dolaştınız, geldiniz başıma canım. Şey öyle demek istemedim hayatım. Neyse neyse, bitmedi, bitmedi. Şu kız yani Leyla ablasının peşine takılıyor. O da çarşamba günü dersini ekliyor. Ve inanmayacaksın ama o da sevgilisiyle buluşuyor. İsmi de Erdal mı ne? Erdem. Aa, bak, bak ben bir şey demedim. Kendi ağzıyla söyledi. Erdem dedi. Sevgilisi ha? Bitmedi, bitmedi. Bak bu da geçen ayın telefon faturası dökümü hayatım. Fosforlu kalemle çizdiğim yerler bu kızların konuşmaları. Hani belki bunların sevgililerini arayıp böyle bağırmak, haykırmak istersin diye düşündüm. Sonuçta çocukların geleceği söz konusu değil mi? Bu sevgili meselesini daha sonra konuşacağız çocuklar. Bitmedi hayatım, bitmedi. Ay banyoya girdiklerinde kapıyı kilitliyorlar. O küvetin içine 2 litre şampuanı boşaltıyorlar. Gel keyfim gel. Ay olur mu canım böyle şey? Üstelik geldiklerinden beri yani geçen seneden beri 12 tabak, 8 bardak, 2 tane kül tablası kırdılar. Kül tablası diyorum, ne yapıyorlarsa artık kül tablasıyla. Tamam Aslı, benim yeğenlerim akıllı kızlardır. Eminim düşünüp pişman olacaklardır. Hayatım durumumuz ortada zaten. Ekonomik krizden yeni çıktık. Sen sabahtan akşama kadar eşekler gibi çalışıyorsun. Bir de bu beslemelerin yani yeğenlerimizin telefon faturalarını mı ödeyeceksin? Sana üzülüyorum ben. Tamam. Şimdi ekonomik durumumuz iyi, problem yok artık. Bu arada Kıvılcım nerede? Hazırlanmadı mı daha? Hazırlanmaz mı? Sabah namazıyla kalktı çocuk, hazırlandı. Ha. Günaydın Aslı, günaydın Ekrem. Kıvılcım, birincisi ben senin babanım, sen bana Ekrem diyemezsin. İkincisi herkes sofrada hazırken sen niye hala pijamalarındasın? Ay Aslı sen cevap ver, beni yorma ya. Ekrem'cim, Kıvılcım sabaha kadar ders çalıştı, yoruldu çocuk. Uyuyakalmış, kalkmış kendime geleyim diye duşa girmeye çalışmış. Abi bakmış, banyonun kapısı kilitli. Bunlar girmişler için kilitlemişler kapıyı. Artık makyaj mı yapıyorlar, ne yapıyorlarsa bu yaşta? Fark etmez. Her zaman zamanında hazır olacaksın, yoksa külahları değişiriz ona göre. Ya nerede bu müstesna? Müstesna! Nerede bu hizmetçi? Müstesnaya hizmetçi diyemezsin, o senin büyüğün. Terbiyeli ol biraz. Geldim Kıvılcım Hanım, geldim. İstediğiniz gibi sizin için özel portakal suyu sıktım. Bu da omletiniz Aslı Hanım'ın talimatıyla. Bu üzerine. Tamam çekil çekil, reklam yapma başımda ya.
Benim artık çıkmam lazım. Müstesna Zülfikar arabayı hazırladı mı? Araba hazır Ekrem Bey. Tamam pekala. Ben çıkıyorum o zaman. Sizinle sonra görüşürüz kızlar, tamam mı? Ay ben seni yolcu edeyim. Görüşürüz amcacığım. Çekiyoruz ya Aslan Hanım. Ha bu arada çocuklar sana emanet Aslıcığım. Ben okullarıyla hiç ilgilenemedim. Harçlıklarını vermeyi de sakın unutma. Sen merak etme hayatım. Çocukları kendi ellerimle okula götüreceğim. Gerekirse sıralarına yapıştıracağım kızları. Hadi canım hayırlı başarılar. Bana bak sakın beni aldatma. Başka kadınlara bakayım değil mi, tamam mı? Hadi canım. Yokluğunda mis gibi kokuyordu. Yapmıştın bana çörek, poğaça ve hatta börek. Peki nerede ulan sen de benimle kavga edecek? Dalak, böbrek ve hatta yürek. Önce sabah uyanırım. Sonra kocamı uyandırırım. Marem, marem derim. Kocam zaten uyanır. Güzel bir kahvaltı sofrası hazırlarım ona. Mutlaka portakal suyunu eksik etmem. Sonra çocuklarımızı okula bırakırım. Okullarıyla tek tek ilgilenirim. Okula aile birliğindeyim. Mutluyum. Kocamı seviyorum. Buzdolabım var. Çamaşır makinem var. Var da var. Var da var. Bana bağırma. Bağırma. Bak bir daha buralarda seni... Bağırma. Bir daha buralarda seni görürsem... Hayır sadece şunu söyleyeceğim. Tamam avukatınla görüşürüz. Tamam mı? Ben çok mu istiyorum zannediyorsun? Ha umurunda mı bu? Gerizekalı. Maalesef beyefendi. Tıbbiyenin bütün imkanlarını kullandık ama... oğlunuzu ancak... Almanya'da Doktor Hans Bunge tedavi edebilir. Ne? Ben mi? Ben kanyak içmeden artık hiçbir şey yapamıyorum. Bu ellerle mi? Bu yaşlı, kirli ellerle mi? Artık kendimi bile dinleyemiyorum. Bakın, duymuyorum hiçbir şey. Duymuyorum. Ah, doktor da olmadı. Kahretsin. İnsan şeklinde sadece belli bir süre kalabiliyorum. Ondan sonra otomatikman Hades oluyorum tekrar. Hades? Çakma iyi. Merhaba. Kimin çakma olduğunu herkes çok iyi biliyor Hades. Ne o? Bakıyorum insan olmaya çalışıyorsun. Ütopya yasalarını unuttun herhalde. Sana Yüce Onos izin vermediği sürece asla insan olamazsın. Biliyorum ama yine de şansımı deniyorum. Ne var? Sen kötü olmakla şansını en baştan kaybettin Hades. Hem insan olup ne yapacaksın çok merak ediyorum doğrusu. Sana ne? Galiba dünyada fark edilmek, görünmek istiyorsun ha? Olabilir. Aslına bakarsan ben bu konuda sana yardımcı olabilirim. Ya her ne kadar rakibim olsan da sonuçta ben senin gibi kötü değilim. Hadi ya, yapar mısın gerçekten? Yaparım. Yani beni dünyada görünebilir bir şekle sokabilir misin? Tabii. Yaptın bana be. Seni dünyada görülebilecek bir şekle soktum. Hatta görünmekle yetinmeyecekler ve seni çok sevecekler. Neyse, hadi sonra görüşürüz. Bay bay. Alçak iyi. Kendisinin tuzu kuru tabii. Dünyada insan olarak görülebiliyor. Bunu en kısa zamanda Yüce Onos'la konuşmam lazım. Neresi yüceyse. Hatta ona yüce dememe bile gerek yok. Şu an burada değil. Onos, Onos. Hatta Honiş, Honiş. Ya yapmasana Kıvılcım. Sana ne bezik, sana mı soracağım bizim bardaklarımız? Biz burada çay içiyoruz değil mi? Ne yapıyorsun müstesna? Çay döküyor mu Aslı Hanım? O ne ya? Ay çay döküyormuşmuş köylü işte. Aman tamam
yeter bakayım hadi. Çocuklar öyle bir bardaktan fazla çay içmez. Şimdi derhal odanıza çıkıyorsunuz, ben çağırmadan aşağı inmiyorsunuz. Bu kadar yediniz yeter canım, hadi. Ama daha doymadık. Allah Allah, doysaydınız iki saattir sofradasınız çocuğum. Ben mi aldım tabağınızı önünüze? Kış 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 kış. Aslanım yapmayın, çocuklar yeseydi azıcık daha. Sen hala burada mısın müstesna? Çık dışarı, çık. Tamam. Müstesna gel buraya gel. Ben bu omleti beğenmedim, git bana baştan yap ama güzel yap. Bu ne ya? Bu ne ya? Emredersiniz Güçük Hanım. Aslı bak ne diyeceğim. Canım. Bu eziklerin haçlıklarını bana ver tamam mı? Gelip benden alsınlar. Hayatım zaten onlara para falan verecek değilim. Deli miyim ben? Aslı beni şımart. Ay canım kızım bir gel şımartayım. Şeytan çekici. Sen dünyanın en güzel kızısın. Sen dünyanın en... Sen dünyanın en... Bak Taber. Bu çiçeği bulduğum zaman ölmek üzereydi. Çok cılızdı. Solgundu. Yapraklarının çoğu dökülmüştü. Ama şu anda çok iyi gözüküyor efendim. Tabii, tabii iyi görünür. Ben onu her gün suladım, vitamin verdim. Daha da önemlisi ona şiirler okudum. Ya, şiir bitkilere iyi geliyor ha? Evet, her canlının hoşuna giden bir şiir türü vardır. Bu çiçek de Faruk Nafiz'in Han Duvarları şiirini pek sevdi. Han Duvarları çok ilginçmiş. Bak okuyayım da sevinsin. Yağız atlar kişnedi, meşin kamşı çakladı. Bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar? Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar. Aa, bu da ne? Böyle olmaması gerekir. Bunun bu kadar büyümemesi gerekir. Ben yaptım Yüce Onuz. Ama şiirle değil, sihirle. Bunu yapmaman gerek Hades. Canlıların gelişim sürecine sihirle müdahale etmemen gerek. Tamam tamam, geri alıyorum sihiri. Hop, plastik dolu. İşte eski haline geldi. Sakın bunu bir daha yapma. Ben yapmam yapmasını ama siz yapmanız gereken bir şeyi yapmıyorsunuz Yüce Onuz. Nedir, eksik olan bir şey mi var? Var. Şöyle ki, Selena'yı işlediği suça rağmen affedip dünyaya geri gönderdiniz. Bana da dünyada görünür olma hakkını tekrar vermelisiniz ki adaletiniz eşitlensin. Evet, teorik olarak haklı gibisin. Ben bu teorideki haklılığımın pratik karşılığını görmek istiyorum Yüce Onuz. Pekala. Yeniden dünyaya insan olarak gitmene müsaade ediyorum. Aa, yaşasın adalet. Yalnız sakın unutma. İnsan iken en ufak bir sihir gücün olmayacak ha, ona göre. Öyle şapkadan tavşan mavşan çıkartmak yok ha. Kabul kabul. Pekala. İçim çekildi be. Şimdi istediğin insana dönüşebilirsin. Bekle Selena. İnsan olarak geliyorum dünyaya. Ne çoraplar öreceğim başına. Ay. Ay Fitnatçığım, daha fazla taşıyamayacağım ben buna. Ay ver ver. Ay. Fitnatçığım Allah aşkına bana bir açıklama yap artık. Niye geldik buralara kadar apar topar? Bunu niye taşınıyoruz? Söyle şuna bana. Sakin ol. Az sonra her şeyi göreceksin ve anlayacaksın. Relax, relax. Selena'nın dükkanı burası mı? Öyle yazıyor. Evet, onun dükkanı burası. Gel, gel. Ay daha önce gelmemiştim. Gidelim bir kahve içelim o zaman hadi. Şşş, bir kapısı çalma. Görevimizi unuttun. Ne? İşte bu. Şimdi yavaşça... Çok çabuk tutuşan doktor kutluluklarını buldum. Fitnat yapma! Yapma gözünü seveyim yapma! Yardım edin! Bak yakınlarda tımarhane varsa giderken uğrayalım hadi canım. Hadi yapma! Bir görelim! Ay susun! Ben bir görelim olacak yapma! Biraz daha gördük yine inanamayacaksın. Bak az sonra büyücü yangını sana söndürmek için buraya gelecek. Bir büyü yapacak sen de göreceksin. Fitnat yapma! Yapma Fitnat! Fitnat ne yaptın? Ne yaptın? Kurtar şimdi Fitnat ne yaptın? Sus hayatım.
Birazdan büyücü çıkacak. Sihirle yakını söndürmeye çalışacak. Sen de her şeyi gözlerine göreceksin ve bana inanacaksın. Deli olmadığımı göreceksin. Ah ne güzel yanıyor, çıtır çıtır çıtır. Hastasın sen, hasta hasta. Yok iyiyim, birazcık soğuk aldım. O kadar. Hepsi ben tanıyor. Aa yangın var, yangın. Yangın. Hemen itfaiye verin. Hemen itfaiye verin. Bir dakika bir dakika. Aramayın aramayın, ben aradım. Aradınız mı? Aradım aradım, birazdan geliyorlarmış. Siz kontrollerinizi boş boşuna harcamayın, onu başka yangınlara saklayın. Ay beyefendi, inanın ki biz hiçbir şey yapmadık. Bu da hiçbir şey yapmadı. Biz bir baktık böyle yangın yanıyor, çayır çayır. Ay panik oldu, panik panik. Olur böyle şeyler, hayat. Ne iş güzel millet ya. Şunu patla bari, koymuşsun bir orta. Çenene panik olma. Selena Hanım gelsin de kendi söndürsün yangını. Kapa çeneni. Selena gelip büyüğüyle söndürecek şimdi. Niye yangın var diyorsun? Biz çıkardık manyak. Benim canım Selena'nın pastanından çekti. Gidip bulalım mı? Ya Nazlı'cığım biliyorsun ki bizden para almıyor. O yüzden her seferinde Selena'ya uğramak doğru. Bak kızlar pastane yanıyor. Pastane... Selena nerede acaba? Ya içeride olsa söndürürdü yangını. Sana hayat içeride mi kaldı yoksa? Olabilir. Hemen Selena'yı çağıralım. Selena, Selena, Selena. Deli mi ne bunlar? Selena ablanın dükkanı yanıyor. Bunlar da eliyle tutuşmuş oyun oynuyorlar. Yeni bir oyun herhalde. Ne bileyim, kutu kutu pense. Ay mutlu da inanamıyorum sana. Kötü emellerini ağlatettin beni. Olamaz. Kızlar. Hah işte büyücü de geldi. Ne oluyor burada, nasıl çıktı bu yangın? Görüyorum ki ben siz de kötülük yapabiliyorsunuz. Ay çok duygulandım şimdi. Hah şimdi dayanamayıp sihir yapacak. Ver şu kamerayı çekelim. Ay ne kamerası? Ay zaten abar dubar çıkarttın, gidittirdin suça. Ortak ettin beni. Bir de kameramı getirecektim. Ya izleyelim onları sonra değil mi? Evet. Hı? İnternete verecektik, yayınlayacaktık. Niye gitmedin? Lanet olsun. İnanmıyorum. Benzin dökülmüş. Kızlar kimin yaptığını gördünüz mü? Hayır, biz de tesadüfen geçerken gördük. Selena kurtar pastaneyi. Selena, ya sana ayağı bir içeride kaldıysa? Doğru. Ya eğer içerideyse dumandan bayılmış olabilir. Ay, bir de başımıza katil olacak bu. Katil, katil. Kontakçı katil. Kurtarsın mı abiyi? Bu kadar insanın göz önünde sihir yapmam hiç de doğru değil. İşte şimdi sihir yapacak. Ama ya sana ayağı içerideyse? Yahu yapsana sihir, kurtarsana dükkanı. Mecburen sihirle söndürmem gerekiyor. Aptal sarışın hadi. Ay kahretsin. Niye sihir yapmıyor bu? Yani, yani. Duran yanıyor, ekmek teknemiz yanıyor. Dükkan yanıyor. Bir an içeridesin diye çok korktum. Aslında Duran'daydım. Ama bizim köyden Kadir emmi var. Onun karısı doğum sırasında vefat etmiş. Hakkın rahmetine kavuşmuş yani. Onlara kadar gittim, bir şey ihtiyaçları var mı diye. İyi yapmışsın da. Ya kapıyı kilitlemeden mi gittin sanayi? Hiç olur mu öyle şey? Anahtarı da burada. Sakin ol sen. Yaklaşma fazla. Sakin olayım. Dükkan yanıyor. Söndürelim. Dükkanı söndürelim. Yardım edin. Allah'ım yanıyor. Kahretsin. Niye sihir yapmıyor ki bu? Yürü Allah aşkına, gidelim şuradan. Gizli gizli kimseye görünmeden. Bidonu da al bari, bidonu da al. Al sen. Ha, görüyorum ki planınız 280 yattı. Zaten siz insanoğulları Selena'yı alt edecek bir plan yapsanız şaşarım. Beceriksizler, salaklar. Ya, gitti ya, istekleriniz gitti ya. Bırak ya. O da olmaz, eskidi. İyi düşün, iyi düşün. Acaba kim olmalıyım? İyi düşün. Tabii ya. Madem insan olacağım, neden idolüm, yüce insanın kılığına girmiyorum ki? Tıpkı büyük diktatör Adolf Hitler gibi oldum be. Dur bakayım.
meine Hälfte nicht liegt. Er hält mich da und meine Achtung, fällt nicht und es schlägt. Meine Kleine schlägt ein neues Bein und pflegt. Fällt nicht und nein, nein, bin ich ein Reut. Olmaz ki ya. Selena'nın hayatını zorlaştıracak birisi olmam gerek. Bu çoktan öldü. İyi düşün Hades, iyi düşün. Hadi ne olayım, ne olayım ya. Of. Düşün Hades, düşün. Acaba nasıl bir meslek? Öyle bir meslek olmalı ki hem insanlara rahat rahat kötülük yaptırabileceğim hem de Selena'yı dünyayı dar edebileceğim bir meslek. Acaba gazeteci olup Selena botoks yaptırdı diye bir haber mi yaysam? O hiç olmaz. Çünkü günümüzde botoks yaptırmak değil, yaptırmamak haber oluyor. Yüce Onos bile yaptırdı diyorlar Ütopya'da ya. Acaba nasıl bir meslek olmalı? Nasıl bir meslek? Düşün Hades, düşün. Neyse, bankamatik bir sıra yoktu. Maaşımı çabuk çektim. Adama bak, maaşını düşürdü. Şimdi eve gidince kim bilir nasıl üzülecek. Cüzdanımı kaybettim diye. Aa, aferin çocuğum. Ben de şimdi tam cüzdanı alıp gitsene diyecektim. Lem demeden kötülüğü anladım. Nereye gidiyorsun? Amca, amca. Cüzdanınızı düşürdünüz. Gerçekten de düşürmüşüm. Allah razı olsun evladım. Sağ ol amca. Bu zamanda böyle iyi insanlar da var demek ki. Ki biz onlara salak diyoruz. Salak, alıp gitsene cüzdanı. Hayret, başka biri olmuş olsaydı parayı alıp gitmişti. Olur mu öyle şey amca? Daha bugün öğretmenimiz dürüstlüğü, insanı insan yapan şey olduğunu öğretti bize. Çok teşekkür ederim. Günler. Öğretmeni öğretmişmiş. Ben öğretmen olacağım. O çocuklara neler öğretirim neler. Tabii ya. Öğretmen olacağım. Hem de baş yandaşım Fitnat'ın okulunda. Ay. Hem böylece Burak'la Selena'nın arasını açacağım. Hem kötü öğrenciler yetiştireceğim. Hem de o iyilik meraklısı veletlere eziyet edeceğim. Bir taşla üç kuş. Aferin be çocuk. Bir iyiliğin aklıma bunları getireceğini hiç tahmin etmezdim. Bir dakika. Fitnat'ın okuluna eğer öğretmen olarak gireceksem çok iyi bir torpile ihtiyacım olacak. Şimdi bir telefon kulübesi bulmam lazım. Yandı. Bitti. Of, Selena, şimdi ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok kızlar. En azından kimseye bir şey olmadı. Dükkanda da kimse yoktu. Tek tesellimiz bu. Ne yapalım artık? Ya yapacak başka şeyler buluruz biz de. Ben sizin pastanızı çok seviyordum. Sen de Sanayi abinden rica edersin. O sana yine yapar pastalarından. Değil mi Sanayi? Sanayi, çok yakının mıydı? Hayat doluydu hanım ağam. Kimseye bir kötülüğü olmazdı. Şimdi karısı ölünce bir bebesiyle bir başına kaldı. Çok üzüldüm. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok hanım ağam. Sizin derdiniz zaten başınızdan aşkın. Böyle düşünmeyin. Olur mu öyle şey? Sen şimdi boş ver pastaneyi. Senin daha önemli sorunların var. Ne fısıldaşıyorsunuz cimcimeler? Hiç. Aslında söylemek için doğru zaman değil belki ama ya bizim okulun katilini ihaleye sunmuşlar. Ya evet. Hem bir sürü kişi geldi görmeye. Tamam o zaman. Biz de girelim katilin ihalesine. Değil mi Sanayi? Yok. Ben sizin ne yapmaya çalıştığınızı anlayayım hanıma. Siz beni düşünmeyin. Ben köyüme geri dönerim anamın yanına. Hem işler birikmiştir onları hallederim. Sanayi hiçbir yere gitmiyorsun. Benim burada sana ihtiyacım var. Ama ben...
Lütfen. Bak ben bunu arkadaşın olarak söylemiyorum. Şu anda emrediyorum. Unutma ben hala senin patronunum. Nasıl emrederseniz o zaman. Hanımım. Biliyor musunuz? İyi ki varsınız. Siz de cimcimele. Telefonu neydi ya? Aman. Alo. Alo. İyi günler. Özel Fitnat Kuleci Müdiresi Fitnat Hanım'la mı görüşüyorum acaba? Allah, bu benim içimdeki ses. Demek artık telefonla da arıyor içimdeki ses. Allah. Kahretsin, sesimi değiştirmeyi unuttum. Alo. İyi günler. Özel Fitnat Kuleci Müdiresi Fitnat Hanım'la mı görüşüyorum? Hay Allah, o değilmiş, yanıldım demek. Evet, buyurun, benim. Fitnat Hanım, ben Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Müsteşar Hilmi Zemzem. Buyurun Sayın Zemzem, Sayın Müsteşarım, buyurun efendim. Ben Fitnat, evet. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? İyiyim, iyiyim. İyi mi? Dünyadan ırak. Siz nasılsınız Fitnat Hanım? Hamdolsun müsteşarım. İşte Milli Eğitim Bakanlığımızın bize verdiği yönetmelikler doğrultusunda çocuklarımız için koşturup duruyoruz işte. Tabii. Fitnat Hanım, benim sizden bir ricam olacaktı. Rica ne demek efendim? Buyurun, emriniz olur. Buyurun. Estağfurullah. Şimdi benim bir matematik öğretmeni arkadaşım İstanbul'da işsiz. Yazık. Üzülüyor. Acaba onu belli bir süre okulunuzda istihdam ettirebilir misiniz? Efendim ne demek? Bu bizim için büyük bir onurdur. Tabii kadronuz müsaitse. Aşk olsun yani. Rica ederim Sayın Müsteşarım. Yani siz benden bir şey isteyeceksiniz. Ben de kadro dolu mu boş mu diye bakacağım. Olacak şey mi canım? Zaten ben de koca kafa Burhanettin'i kovacaktım. İyi oldu. Tamam o zaman ben söyleyeyim kendisine. Gelip görüşsün bugün. Vallahi çok sevinecek. Efendim dört gözle bekliyorum. Hemen yollayıverin siz. Pekala dört göz hanım. Fitnat Hanım. Teşekkürler. Rica ederim. Ne demek? Efendim yakınınıza bizim okulumuzu layık gördüğünüz için de bilhassa teşekkür etmek istiyorum. Çok mersi. İyi günler. Haydi bay bay. İşte bu. Bekle Türkiye. Hades'in öğretmenliğiyle yeni bir nesil geliyor. Kapkaçta, hırsızlıkta kalifiye elemanlar. Ay, gurur duyuyorum kendimle. Önceki gün Yüksekova'da teröristlerin uzaktan kumandayla patlattığı mayın sonucu hayatını kaybeden piyade er Mustafa Eraslan'ın cenazesi bugün İstanbul'da toprağa verildi. Cenazeye şehit erin yakınları, üst düzey askeri ve mülki erkanın yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Terörü ve kardeşler arasına nifak tohumu ekmeye çalışan teröristleri lanetleyen sloganların atıldığı cenaze töreninden akıllarda kalansa şehit erin henüz 3 yaşındaki kızının şu yavrucağın haline bak. Yürek mi dayanır Zülfikar? Ya dayanmaz anne, dayanır mı ya? Hayır, bir de bir değil iki değil artık, yeter ya. Hani ne geçiyor ellerine, onu da anlamıyorum ki. Ne geçecek yavrum? Akılları sıra kardeşi kardeşe düşürmeye çalışıyorlar. Ya neyi düşürecek anneciğim? Biz bu topraklarda kaç yüzyıldır beraber yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda omuz omuza mücadele etmişiz. Artık birbirimizden kız alıp vermişiz. Soylarımız da birbirine karışmış. Hangi kardeşi hangi kardeşe düşürüyorsun ya? Aferin Zülfikar, bak doğru diyorsun. Biliyor musun? Hani ben yaşlı bir teyzenin yanında çalışıyordum bir aralar. Allah rahmet eylesin Gürt'tü. O anlatmıştı. Atatürk öldüğü zaman gözyaşları bir hafta dinmemiş. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi anne? Söyle. Bunlar amacına falan ulaşamayacak, görürsün bak. Gerekirse her gün bir değil bin şehit vereceğiz. Ama bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Vermeyeceğiz yavrum. Biz bu vatanı vermeyeceğiz anne. Vermeyeceğiz. Oğlum nereye? Celallendin öyle birden. O ne o? Dilekçe anne, dilekçe. Ne dilekçesi o? Askerlik Şubesi Başkanlığı'na mı? Ha Zülfikar, sen askerliğini yaptın yavrum. Anneciğim yaptık da gerekirse bir defa daha yapacağız. Gerekirse 5 defa daha yapacağız. Aman oğlum, böyle gaza gelip de bir delilik yapmayasın. Ne?
Vatan savunmak ne zamandan beri delilik oluyor ya? Saçma sapan konuşma. Değil tabii oğlum. Değil de sana bir şey olursa ben ne yaparım? Diğer şehit anaları ne yapıyorsa sen de onu yaparsın anne. Oğlum askere gitti, kardeş kardeşi vurmasın diye, vatanı bölünmesin diye şehit oldu dersin. Zülfü ya! Ne yapıyorsun burada? Yukarıdan sana sesleniyorum, sesleniyorum. Çık çık! Şey ben yani bu... Ya kes sesini, kes! Bir de şey yapıyordun filan diye açıklamalar yapma bana. Hani ben seni nereye göndermişim, ne demiştim ben sana? Kuaförcüme gidip manikürcümü getirmeyecek miydin? Ne işin var senin hala burada? Özür dilerim aslanım. Ben hemen çıkarım şimdi. Hem o tarafta da işim var zaten. Hepsini halleder gelirim. Hiçbir şey halledemezsin efendim. Mesai saatleri içerisinde kendi özel işlerini halledemezsin. Benim verdiğim işleri halledeceksin. Eşek yüküyle para ödüyorum canım ben sana. Şimdi hemen çıkıyorsun. Kuaförüme gidip manikürcümü alıp getiriyorsun. Aksi halde ne yaparım? Rencide edersiniz efendim. Rencide etmekte kalmaz. Bu senin yüzünden. Manikürü gecikmiş tırnaklarımla. O ağzını, burnunu, yüzünü tek tek tek. Çizerim senin, anladın mı? Hadi bakayım şimdi. Yürü. Sen niye ağlıyorsun öyle? Ne oldu? Sormayın aslanım. Ay sormuyorum zaten canım. Allah Allah, ben azar olarak şey ettim. Mesai saatleri içerisinde hüngür hüngür ağlamak yasak. Aa, o gözyaşlarını bana tek 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 maaşından kestirtmem istesna. Anne, tamam ağlama artık. Hadi yakışmıyor ama ya. Hadi kes tamam. Hadi. Koca kafa Burhanettin'e söyle kovul. Yani matematik hocası Burhanettin Bey'e söyle kovuldu. Sana ne be? Ne diyorsam onu yap. Ha bu arada kovmadan önce sor bakayım. Bakanlıkta müsteşardan daha üst düzey bir tanıdığı var mıymış? Varsa kovmayın. Artık ikisini birden idare edeceğiz. Ne yapalım? Ne diyorduk? Demek kantin ihalesine katılmak istiyorsunuz. Öyle düşünüyorum tabii, kısmet olursa. Olur tabii canım, niçin olmasın. Yalnız kısmet olması için öncelikle tanesi 100 liradan şu ihale dosyalarından bir adet almanız lazım. Tabii, alayım efendim. Yalnız bende bozuk yok. Size 200 vereceğim. Buyurun. Hay Allah, bende de yok. Şimdi üstü de kalacak. Ah canım. Ay ne yapalım, sonra şey ederiz artık. Peki bizim bu ihaleyi kazanma şansımız nedir sizce Fitnat Hanım? Vallahi en yüksek teklifi kim verirse o kazanır beyefendi. Onu anladım da şansımızı arttırmanın başka bir yolu yok mu diyorum. Nasıl bir yol acaba? Canım orasını da siz bilirsiniz artık. Okulun sahibi değil misiniz? Okul hakkında en iyi kararı siz verirsiniz. Tabii canım, okulun müdürü benim. Ben olmasına da biliyorsunuz Hamdi Bey. Bu tür ihaleler noter huzurunda yapılıyor. Yani benim elimden bir şey gelmez. Tüh, ben de diyordum ki ihaleyi kazanırsam karın bir bölümünü okula bağışlamayı düşünüyordum. Ne de olsa yavrularımızın eğitimi için. Ne kadar hayırsever bir kişiliksiniz. Öyleyimdir, öyleyimdir. Ne güzel. acaba merak ettim de Hamdi Bey, ihaleyi kazanırsanız acaba kantin karının ne kadar bir kısmını bağışlayacaksınız çocukların eğitimi için? Vallahi dörtte birini bağışlardım. Dörtte biri mi? Hay Allah. Demek öğrencilerin yarısı bu hayırseverliğinizden faydalanamayacak. Bari %50'si olsaydı. Yarısını bağışlasaydım ihaleyi kazanma şansım artar mıydı acaba? Vallahi orasını ben bilemeyeceğim Hamdi Bey. Ne de olsa bu ihale noter huzurunda yapılacak değil mi? Ama sanırım biraz şansınız olabilirdi. Şöyle %100'e yakın. ne yapalım o zaman? Madem yavruların eğitimini bunu gerektiriyor, bizim de bir katkımız olsun bari. Değil mi, değil mi? O zaman ben sizi fazla rahatsız etmeyeyim, meşgul etmeyeyim. Fitnat Hanım, yarın ihaleden önce görüşmek üzere. İhale şartlarını daha iyi konuşmamız için. Tabii ki tabii. Hoşçakalın. İyi günler efendim. Ah, ortaklığımız hayırlı uğurlu olsun. Yani yavrularımızın eğitimi için kurduğumuz kantin kârı ortaklığımız. İyi günler yüce insan. Aferin sana kız Fitnat. Aferin. Vallahi Maliye Bakanı olacak kadınsın. Oturduğum yerden para kazanıyorum ayol. Bir insanın oturduğu yerden yapabileceği güzel şey yapıyorum bir nevi. Evet. Hastamız nasılmış bakalım? Her gün temizliyorum. Bir şeyim kalmadı. Biraz kaşınıyor o kadar. Sen ne yaptın? Yangının yankıları devam mı hala? Aa yok, unuttum bile. Ya sanayiyle ilgileniyorum bu ara. Yine hayaller mi? Yok. Bu sefer gerçek. Hem de acı bir gerçek. Ya çok yakın köyden bir arkadaşı karısını doğumda kaybetmiş. Hadi ya. Desene yarası benimkinden daha derin. Çok kötü.
Ya o gün pastanede yanınca çocuk aynı gün içinde hem geçmişini hem geleceğini kaybetmiş oldu. Ne yapacak? Bilemiyorum. Bu konuda bir şeyler düşüneceğim. Ama öncelikle benim yapmak istediğim başka bir şey var. Neymiş o? Burak, ben Mehmet Türk Vakfı yararına bir yardım düzenlemek istiyorum. İyi de nasıl olacak bu? Biz isteyeceğiz ve olacak. Bak, okul bünyesinde bir konser düzenleyeceğiz. Ve gelirini de Mehmet Türk Vakfı yararına bağışlayacağız. Bu süper bir fikir. Tek yapmamız gereken yardım konseri için sanatçı bulmak. Bizim Kuzey bu iş için biçilmiş kaftan. Kuzey? Ya var ya Kuzey diye bir sanatçı. İşte o benim çocukluktan beri arkadaşım. İlk orta ve lise hayatımızda hep yan yana oturduk. Bu işlere girdikten sonra bayağı bir görüşemedik. Hem daha yeni kaseti çıktı. Tamam o zaman onu davet edelim. Ben okul çıkışında menajerini ara randevu alırım. Aşkım harikasın, seni çok seviyorum. Aa, çok pardon çok pardon, bir şey oldu mu? İyiyim iyiyim. Ben de seni seviyorum. Ceren. Geldiğini fark etmedik. Önemli değil. Yaran nasıl oldu? Gayet iyi. Düzeliyor. Gir. Oo, Allah neşenizi arttırsın Fitnat Hanımcığım. Allah neşemi arttırmak isteseydi senin gibi mermer suratlıyı karşıma çıkarmazdı. Ne var ne istiyorsun? Şey, biri geldi de sizi görmek istiyormuş. Biri mi geldi? Bağış mı yapacakmış? Hemen alsaydın içeri. Allah'ın boşuna dememişler. Para parayı çekiyor diye. Yağıyor, yağıyor. Vallahi Fitnat Hanım pek öyle bağış yapabilecek gibi zengin birine benzemiyor. Ay, bursu velisi falandır. Yok burada falan deseydin ya salak herif. Kızmayın Müdür Hanım. Ben de öyle dedim zaten. Fitnat Hanım şu anda odasında değil. İnanmazsanız gelin kendisine sorun dedim. Ama gitmedi. Allah cezanı versin Behlül. Cücük beyinli adam. Gidin kendisine sorun demiş. Geri zekalı. Söyle gitsin başka zaman gelsin. Baş üstüne Fitnat Hanım. Bence de haklısınız. İşiniz gücünüz var. Her görüşmeye gelen de içeri alınmaz ki. Ne yapalım yani müsteşar yakınıysan? Hiç. Ne? Müsteşar mı dedin? Yok ben müsteşar yakını dedim. Sahi müsteşar ne demek Fitnat Hanım? Elinin körü demek. Allah'ın geri zekası. Aslı içeri adama. Baş üstüne. Buyurun beyefendi. Fitnat Hanım şu anda çok meşgul ama acıdı size. Görüşmeye karar verdi. Bir kafa çeneri. Şimdi kafana bir şey fırlatacağım. Sonra saracağım. Merhabalar. Ben Alamet. Hilmi bahsetmiştir zaten. Hilmi? Hilmi Bey evet. Müsteşar olan Hilmi değil mi? Sorun çıkartmaya gelmedim. Veda etmeye geldim. Biz zaten sana çoktan veda ettik Ceren. Okula istifamı vermek için geldim. Yurt dışına gidiyorum. Bu olaylar beni çok yordu. Senin için hangisi iyiyse onu yap. Ve ne olursa olsun hakkını helal et. Helal olsun. Sana yaşattıklarım için üzgünüm. Beni affet. Affedecek bir şey yok. Demek ki böyle olması gerekiyordu. Olması gerektiği gibi de oldu. Güzel dersler çıkardık. Ve biraz daha yaşlandık. Hepsi bu. Tamam o zaman. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Demek Hilmi Bey'in gönderdiği öğretmen sizsiniz. Evet. Hilmi çok sever beni. Bir dediğimi iki etmez. Bana oğlum Alamet hangi okul istiyorsun seç bakalım dediğinde ağzımdan daha özel fit kelimesi çıktı. Dakikasında sizi aradı. Çok derin bir muhabbetimiz vardır kendisiyle. Deli çocuk çok eğlendirir bizi. Oo, çok güzel. Peki ne öğretmeniydiniz? Aritmetik, yani matematik. Matematik. Aa ne kadar güzel, ne güzel. Zaten bizim okulumuzda da matematik öğretmeni açığı vardı. Yalnız bence kanımca bu matematik dersi de beden eğitimi dersi gereksiz bir ders olup çıktı başımıza. Yani artık bilgisayarlarda, cep telefonlarında hesap makinesi var. Çıt çıt çıt, 7x7, yani 8 karşınıza çıkıveriyor kabak gibi. 49 efendim.
49. Neyse, önemsiz ayrıntılar bunlar. Yalnız bizim okulumuzun maaş politikası... Maaş hiç önemli değil. Önemli olan eğitim. Bana sembolik bir maaş da verebilirsiniz. Benim için önemli olan şey hizmet aşkı. Bravo efendim, bravo, işte budur. Eğitim aşkı budur. Zaten bu meslek bu gönül vermeyle, amatör ruhla yapılınca güzel bir şey oluyor efendim. Değil mi efendim, bizzati. Titriyorum anlamsızca. Ne oldu, üşüdünüz mü? Kaloriferleri açtırayım, ne oldu, amanın. Titriyorum, ah telefon. titriyor. İlahi. Hilmi arıyor. Kim bilir yine ne kadar gereksiz konuşacak. Alo. Efendim Hilmi. İyiyiz iyiyiz. Biz Fitna Hanım'la kaynaştık. Birlikte çalışacağız inşallah. Ya. Yardım odadayım. Tamam. Tamam, onun da size selamları var. Tamam müsteşarım. Hay hay müsteşarım. Vay vay müsteşarım, durmuyor ya. Size selam söyledi. Çok teşekkür ederim, saygılarımla bin mukabil efendim. Ne konuşuyorduk? Sanırım güzelliğinizden konuşuyorduk. Benim güzelliğimden mi? Aha, ondan mı konuşuyorduk? Konuşmuyorsak eşeklik etmişimdir ondan. Aman efendim, o ne biçim lakırdı öyle, estağfurullah. Güzelliğinizi... Biraz daha 18 yaşında müdire olmanıza borçlusunuz herhal. 18, 18 derken, ilahi efendim, çok hoşsunuz Alamet Beyciğim. Sizin kadar olmasa da benim de yersiz hoşluklarım vardır işte. Az kalsın unutuyordum. Neyi unuttunuz? Bu Hilmi de insanla akıl bırakmıyor. Size bir hediye aldım. İnanmıyorum efendim. Niye zahmet ettiniz, beni mahcup ettiniz? Bu hediye birlikte çalışmaya başlamamızın bir anısı. Durun orada. Bu bir... Ay inanamıyorum. Hem de en sevdiğim marka. Çakma falan değil, değil mi? Olur mu canım çakma? Milano'dan... Kendisinden aldım. Ay evet, gerçekmiş. Ay size inanamıyorum Alamet Bey. Çok teşekkür ederim. Sizinle çok iyi anlaşacağımıza eminim. Artık okulumuzda eğitim vermeye başlayabilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Çok teşekkür ederim. Özel ve de güzel müdirim. Ders beni bekliyor galiba. Arkadaşlar geçen gazetede okudum, bu savaş mevzu hala devam ediyormuş. Bizim bir korkumuz yok oğlum, onlar bizden korksunlar. Oğlum beni var ya, şimdi askere çağırsalar gözüm kapalı giderim sınıra. Aynen abi, ben de giderim, vatan için canım feda. Çok havaya girmeyin bence, sonuçta savaşta hiçbir şey çözülmez. Mümkünse kimseye zarar vermeden çözsünler. Kaşınanı kaşırlar kızım, yıllarca bizi kötü bilmesinler diye sustuk bir yere kadar. Bir sağdan gıdıklıyorlar, bir soldan, olmaz yani. Atatürk'ün gençliği var karşında. Yani eğer bu bir tarihse, ben de bu tarih yapraklarına yer alacaksam ne mutlu bana. Ne mutlu Türk'üm diyene kardeşim. Türk'e durmak yaraşmaz. Türk'e de Türk ileri. Hasan, hayatım, sen savaşa gidersen ben de arkandan gelirim. Kızım bu vatana canım feda benim be. Benim de. Bu eziklerde otursun televizyon seyretsinler değil mi Hasan? Bence bu işi profesyonel askerlere bıraksanız daha çok yardımcı olmuş olursunuz. Oturun çocuklar, oturun. Sizleri yeni matematik öğretmeniniz Alamet Bey ile tanıştırmak istiyorum. Çok güzel, çok güzel. Merhaba sınıf. Ben zaten ordu molası çocukları çok severim Fitnat Hanım. Gerisini bana bırakın, merak etmeyin. Peki. İyi dersler, efendim iyi dersler. Size de iyi çalışmalar. Açık havaya ne diyorsunuz Müzey? Açık hava olur. Hmm. 10 numara olur. Ben davetiye tasarımlarını çocuklara hazırlatırım. Tamam. Konser havası versin diye kast ajansından 100-200 tane öğrenci ayarlarız. Güzel.
bu hayır kuruluşu konser teklifine cevap bekliyor. Ne cevap verelim? Uğraşamam şimdi yardımla mardımla. O kadar vergi veriyoruz. Klasik cevap ver gitsin. Çok katılmak ister ama turne programından dolayı üzgün olduğunu belirtti. Aynen. Baktım diretiyorlar. Beste çalışmaları için Çeşme'ye gitti de. Bu ara gelen bütün teklifleri reddediyoruz. Yardım konserlerine katılacak hiç vaktimiz yok. Klip nasıl bir yankı uyandıracak merak ediyorum. Bekleyip görelim. Onun dışında vaktimiz olursa bakarız. Gelen tekliflerin hepsini reddediyoruz. Ya ekstralar? Paraya ihtiyacımız var biliyorsun. Sadece en iyilere çıkacağız. Onun dışında bütün teklifleri şimdilik reddet, tamam? Tamam, anlaştık. Oo, Burak! Hayırsız kuzey. Ne yapıyorsun oğlum? Kayıplardasın, bir öğretmenliktir sattın bizi. Sabah 8 akşam 5. Ne yapalım oğlum, her şey aynı. Bu güzel bayanla beni tanıştırmayacak mısın? Ha, unuttum. Kız arkadaşım Selena. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Demek sonunda kandıracak birini buldun ha? Sabrınızdan dolayı sizi tebrik ederim. Burak'a katlanmak zordur. Çocukluktan beri arkadaşım. Her şeyini bilirim. Başlama gene. Menajerim İlhan, tanıyorsun Burak. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Merhaba, memnun oldum. Buyurun. Buyurun. Hayırsız. Söyle bakalım, sen bir şey istemesen gelmezsin. Hayırsızlık yapma. Kaç kere aradık oğlum, sen bir defa bile aramadın. Neyse, hadi isteyeceğin şeyi duyalım. Ya kusura bakma ne olur. Burak'la diyalogumuz böyle. Çok eski arkadaşım. Yok, önemli değil. Yani ben yakın arkadaş olduğunuzu biliyorum. Neyse, ben hemen konuya gireyim. Biz okulda Selena ile Mehmetçik Vakfı yararına bir yardım konseri düzenlemek istiyoruz. Yardım konseri mi? Ne yardımı Kuzey Bey? Evet. Neye evet? Çıkarım tabii. Mehmetçiklerimize bizim de bir faydamız olsun değil mi? Çok teşekkür ederiz Kuzey Bey. Hemen programı ayarlayalım İlhan. Nasıl ayarlayalım Kuzey Bey? Hiçbir programı kabul etmiyorduk. Burak benim çok eski arkadaşım. Her zaman iyinin ve güzelin yanında olmuştur. Onu asla kıramam. Ama... Programı ayarlıyor musun? Ayarlayacak başka birini bulayım İlhan. Emredersiniz Kuzey Bey. Biz çok teşekkür ederiz Kuzey Bey. Rica ederim. Çok sağ ol kardeşim. Ne demek? Sevgiler, dostluklar bugünler için. Bir şey ikram etmeyecek misin? Ya kusura bakmayın ya, sormayı unuttum. Ne içersiniz? Ben bir portakal suyu alırım. Hemen. Sen abi? Ben de bir çay alayım. Kıpraşma! Evet. Önce bir yoklama yaparım. Hem bu maksatla da tanışmış olurum değil mi? 1273. Erdem. Burada. Berda. Berda. Öyle mahallede kıvamında burada olmaz. Beynemez. Burada öğretmenim. Diyeceksin otur. Tekrar. 1273. Erdem. Burada. Bak. İsteyince oluyor değil mi? Otur. Sıfır. Paça zoruyla. Anca bu kadar. 1366. Kıvılcım. Burada. Bravo. İşte bu. 5. Otur kızım. İmkan olsa müfredat izin verse onu verecektim. O kadar ki iyi. 1344. Selin. Burada. Ne burada? Daha çok tekrar, daha çok çalışma, daha çok etüt. Otur. Sıfır. Hem de yıldızlı sıfır. 1292 İrem Su. Ben. İşte öğrenci, kulaktan alıyorum. Otur, 5. 1311 Ozan. Burada. Ne oluyor lan? Otur. Niye çalışmıyorsun? Sese bak burada. Bu arada domates filan ye, suratın betin benzin atmış seni, biraz kan yapsın. Sanki tabuttan çıkmış. Evet, görüyorsunuz. Bazı arkadaşlarınız matematikteki yoklama bağırıntısı ünitesinden sıfır aldı. Biraz çalışın ya, olmaz böyle şey. Neyse, bu kadar lak lak yeter. Biraz derse geçelim. Bu arada... Benim adım Alamet. Daha önce bulunduğum okullarda bana... Kıyamet alameti derlerdi. Bilmem bu lakap benim hakkımda size bir fikir veriyor mu? Evet, derse geçelim. Kalk bakalım tahtaya, değinemez. Daha hızlı, daha çabuk. Kalk, 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 kalk. Hocayla yan yana durma, biraz tahtaya yapış. Evet. Şimdi sizlere hız ve yol konusunu
deneysel olarak anlatacağım. Çünkü deney matematiğin omurgasıdır. Hep beraber. Deney matematiğin omurgasıdır. Geç kalıyorsun. Hep. Bir arkadaşa daha ihtiyacım var. Sen de kapatalım Beynamaz. Çabuk sen de bu tarafa geç. Biraz açıl. Hep yan yana, hep diz dize ya. Şincik, bir araba. Bu araba sen ol. İstanbul'dan 80 kilometre hızla yola çıkıyor. Artık ne taşıyor, ne maksatla yola çıktı, bunları sen kurgula. İkinci araba. Bu araba da sen ol. Ankara'dan yola çıkıyor 100 kilometre hızından. Yolda 400 kilometre. Bu iki araba yolun kaçıncı kilometresinde çapraşır? Kızım korkma matematikten, haydi şöyle çarpış. Sen 80 o 100, sen 80 o 100. Çarpış. Yahu çapraşır. Bütün sınıfın zamanından çalıyorsunuz. Sizin yüzünüzden matematik öğrenemiyorlar. Çapraş. Bak ne güzel uygulamalı olarak öğreniyorsunuz matematiği. Aferin. İşte bu, şimdi kendiniz yapın bunu. Evet. Kola ne kadar olsun? 7 lira. Evet, 7 lira. Ay çok mu pahalı oldu 7 lira? Ama ne olsun canım, bunların babaları zengin. İçiversinler ne olacak? Evet. De su. Su ne kadar olsun? Buldum 4 lira. İçerler mi bunlar 4 liraya su? İçerler. Şöyle yaparsak daha güzel içerler. Efendim, içerler 250 kuruştan olsa... bunlar da ay çekirdeklerini alıp pıt çitliyiverseler... ağızları burunları tuz olur, bol su içerler, Ay vallahi harikasın Fitnat. Maliye bakan olacak kadınsın. Gir. Fitnat Hanım, Selena Hanım'la Sanayi Bey geldiler. Sizinle görüşmek istiyorlarmış. Hayır, sabah demiştiniz ya bana gıcık olduğum insanlar gelirse yok de diye. Allah yine, ben öyle bir şey dedim mi sana evladım? Ben onu dilencilerce söyledim. Buyurun. Fitnat Hanım, izninizle sizinle bir şey konuşmak istiyoruz. Hayret benimle. Siz genelde bu okula Burak Bey'le konuşmak için gelirsiniz ama bulamadınız herhalde kendisini. Yok Fitnat Hanım, ben sizin okul hakkında konuşmak için geldim. Biliyorsunuz kızların velisi olduğum için okul aile birliğinde bulunuyorum. Ya biliyorum. Kızlarımızlar bahane. Burak'la aramdan çık diyecek. Tabii. Ben olduğum müddetçe asla tam olarak birlikte olamayacakları için. Efendim? Buyurun, sizi dinliyorum. Biz bir yardım konseri düzenlemek istiyoruz okulda. Konser mi? Okula yardım için mi? Ne güzel, tabii. Kaç kişi gelir konsere? Kaç lira da satsak biletleri? Şöyle 500 kişi gelse 100 liradan satsak. Güzel, tamam. Yok Fitnat Hanım, yani sizi yanlış anladınız. Biz konseri şehit ailelerine yardım olsun diye düzenlemek istiyoruz. Yani Mehmetçik Vakfı yararına. Şehit aileleri mi? Yani düşündük ki biz... ya bir parça yardımımız olursa belki acılarını biraz dindirebiliriz, öyle değil mi? Ya inanın o konu için benim de içim parçalanıyor. Yani geçen gün bir yardım kampanyası vardı. Gözümü kırpmadan 20 lira bağışladım. Ya. Keşke daha çok param olsaydı da hepsini bağışlasaydım. Neyse. O zaman bize konser için yardım ediyorsunuz. Yardım derken? Ya Fitnat Hanım, bakın bize sadece okulun herhangi bir salonunu vermeniz yeterli. Çok isterdim Selena Hanım. Ne güzel olurdu ama salonun koltuklarını daha yeni değiştirdik. Gıcır gıcır. Şimdi çocuklar çıkacaklar üstlerine, zıpladı konserde coşacaklar, eskitecekler. Ben tekrar koltukları değiştiremem ki. O kadar zengin bir okul değiliz biz. İnanın gücümüz yok. Yani kendi yağımızda kavrulup şu çocuklara eğitim vermek için karın tokluğuna çalışıyoruz. Bilmez miyim? Neyse, o zaman şöyle yapsak biz... ya salonu kiralasak. Kiralasak derken? Parayla yani. Bir düşünmem lazım. Kiraladım gitti. Madem yardım konseriymiş, bizim de birazcık çorbada tuzumuz olsun, değil mi? Değil mi? Yalnız parayı konser başlamadan alırım. 1000 YTL KDV hariç. Peki. Neyse, teşekkürler. Bir konu daha vardı. Anladım. Burak Bey'le tatile çıkacaksınız. Benden izin istiyorsunuz, değil mi? Ama Selena,
Yani teessüf ederim size de. Adamcağız hastaneden daha yeni benim o leziz yemeklerim sayesinde çıktı da bir ayağa kalktı. Bu kadar yormayın kendisini. Ne gerek var canım? Anlayışlı olun biraz. Hem daha tatil zamanı, izin zamanı değil ki. O zaman gelsin. Yazın yazın. Yazın çıkarsınız tatile. Tabii yaza kadar hala birlikte olursanız. Fitnat Hanım, nereden çıkartıyorsunuz tatili? Ya ben sadece kantin ihalesine nasıl katılabiliriz diye soracaktım. Ne? Kantin ihalesi mi? Na 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 na, Selena, Selena, Selena. Selena. Buyurun Aslı Hanım. Ay ne yaptın, bitiremedin mi hala? Üç tane sarma yapacaksın ayol. Bitiriyorum Aslı Hanım. Akşama çok nefis etli yaprak sarma yapıyor. Çok nefis. Daha pişirmeden çok nefis olduğuna nasıl karar verdin müstesna? Aslı Hanım, kusura kalmayın ama ayıptır söylemesi. Etli yaprak sarma da benim üstüme yoktur. Ya geçenlerde Ekrem Bey de dediydi ya, müstesna senin yaprak sarmanın üstüne yoktur diye. Bakıyorum çok ukala yaz müstesna. Estağfurullah Aslı Hanım. Getir bakayım şu çok güzel olduğu daha pişmeden tescillenen yaprak sarmalarına bir bakalım. Burada. Bunlar mı? Bunlar mı çok nefis ha? Ay, yani sarma görmesek sarma diye yutturacaksın. Bir kere yaprak sarması bu yüzük parmağı kalınlığında olacak canım. Bu ne böyle? Dobiş dobiş ha? Bu ne? Aslı Hanım, bunlar zaten içecek. Kes sesini, kes. Sarma nasıl yapılır? Bak da öğren. Saracağım şimdi sana bir tane. Ha, bu sardıklarımı da maaşımdan keseceğim ona göre. 50 lira da ekstradan keseceğim özel ders ücreti olarak. Özel ders mi? Evet. Sonuçta yaprak sarma nasıl yapılır onu öğretiyorum değil mi canım? Bak şimdi. Şunu böyle ortaya yerleştirdikten sonra güzelce sağdan soldan kapatıyorsun. Kapatıyorsun, kapatıyorsun, kapatıyorsun. Nasıl oldu? Bu ne bu aslanı? Evet bu olmadı. Sana beni lafa tuttun. Onun için yapamadım canım. Yamuk yamuk bir şey oldu. Şimdi ben bir tane daha sarıyorum. Dikkatle izle beni tamam mı? Bak, bak. Şunu koyduk. Şunu da şöyle ortasına aldık. Sağdan soldan sarıyoruz. Hop. Ay, her tarafından patladı canım bu. Yapamıyorum işte yapamıyorum. Ben senin yüzünden müstesna. Gitmişsin pazara kart kart yaprakları alıp gelmişsin onun için. Saramıyorum canım. Bana bak. Hem ben niye sarıyorum? Bu evin hizmetçisi sen değil misin? Sen saracaksın. Tek 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 bütün yaprakları saracaksın. Anladın mı beni? Sararım aslanım, sararım. Hayır efendim, sarmayacaksın. Sarmayacaksın. Bu evde bundan sonra yaprak sarma görmek istemiyorum. Anladın mı beni? Aa, Zülfikar nerede? Ay pedikürcünü alıp getirecekti. Bak gördün mü? Yok hala. Bana bak. Ana oğul kendinizi kovdurtturacaksınız. Ona ne olacak yani? Çık dışarı, çık. Gözüm görmesin seni. Çık. Nasıl yani, siz şimdi kandilin ihalesine mi katılmak istiyorsunuz? Evet. Ya biz pastane yandığından beri zaten bir dükkan arıyorduk. Sonra kızlar duymuşlar kantinin ihaleye verildiğini. Biz de düşündük neden biz katılmayalım diye, değil mi? Lanet olsun hep o iziklerin yüzünden. Efendim? Ya ne güzel olurdu keşke keşke. Ama Selena Hanım inanın o kadar çok başvuru oldu ki ihale kontenjanı doldu. Aa, ne zaman başvurdular Fitnat Hanım? Daha demin bana sadece bir kişi başvurdu diyordunuz. Allah'ın cezası kapacak. Yani başvurular doldu derken dışarıdan başvuracaklar için kontenjan doldu. Yoksa hala velilerimiz için kontenjan var. O zaman biz veli kontenjanından katılalım. Nasıl başvurabiliriz? Gayet kolay. Şu ihale dosyasını alıyorsunuz. Evet, bu ihale dosyasını alıyorsunuz. Yalnız dosyanın ücreti 500 lira. Ne? 500 lira mı? Çok değil mi hanımım? Ana, 500 lira mı oldu? Ben 100 lira biliyordum. Vay be, demek ki zam geldi. Hayret, haberlerde de söylemedi. Hükümet ihale dosyalarına zam yaptı diye. Yani 500 lira derken 5 tanesi 500 lira. İyi o zaman, biz bir tane alalım yeterli. Siz bilirsiniz, kimileri öyle üçer beşer alıyorlar da konu komşuya dağıtmak için o bakımdan şey ettim. Ya. Tamam o zaman.
Yalnız Selena Hanım, affınıza mağruren, belki haddime düşmez ama şunu belirtmek istiyorum. Bu kantin işletmeciliği son derece yorucu bir iştir. Yani kadın başınıza nasıl altından kalkacaksınız ki? Siz kendinize daha uygun bir iş bulsanız, mesela nalburcu dükkanı falan açsanız. Ya merak etmeyin Fitnat Hanım, ya ben üstesinden gelirim. Hem yalnız olmayacağım, bana sanayi yardım edecek, daha çok o ilgilenecek kantinle. He, siz hiç meraklanmayın. Ben elimden geldiğince çok güzel çekip çevireceğim kantini. Aman ilk önce sen kendini çekip çevir. Allah'ın köylüsü, her taraf tarhana koktu. Buyur ağam. Buyurdum. Hayırlısı olsun diyorum, hayırlısı hayırlısı. Allah razı olsun cümlemize. Neyse biz izninizi isteyelim, hadi sanayi. Selena Hanımcığım, size bir şey sormak istiyorum. Acaba o ihaledeki teklif zarfına ne kadarlık bir teklif yazmayı düşünüyorsunuz acaba? Yani Fitnat Hanım, bilemiyorum ki. Galiba bunu zarfların açıldığı günü öğreneceksiniz. Tabii. Ben de şu açıdan şehitim efendim. Yani siz kazansanız ne kadar güzel olurdu. Can 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 arada laflardık. Umarım. İyi günler. İyi günler. Hadi yine iyisiniz Fitnat Hanım. Sabahtan beri hiç kimse başvurmadı diyordunuz yani. Bir günde iki kişi başvurdu yahu. Sırpan ya. Lan cezası her şey senin yüzünden oldu zaten. Bir kantin ihalem kalmıştı, karışmadı, teşne olmadı. Her şeye maydanoz, her şeye maydanoz. Hem kantin karına ortak olacak. Ondan sonra da zırt pırpı bahaneyle Burakcığımın yanında bitiverecek. Pis sarı yerli. Nefret ediyorum bu kadından, tanrım. Ama benim adım da Fitnat'sa. Ben de sana o ihaleyi kazandırtmam. Görürsün sen bakalım. Lan cezası. Kaptırmayayım ben sana bu ihaleyi. Ya ben hiç sevmedim bu alameti. Evet ya, benim de hiç gözüm tutmadı. Sevmek zorunda da değiliz canım. Burak Hoca dışında sevdiğim hocam var. Acaba hoca sevgisi de nereden çıktı değil mi abi? Doğru tabii canım. Yani Burak Hoca da iç güvenisinden olduğu için. Yoksa öyle öğrencilik hayatında hoca sevmek falan yalakalığa tekabül eder. Bu da hiç hoş olmaz değil mi? Burak Hoca iyi biri ama. Kötü biri diyen olmadı ki canım. Hem eminim diğer hocalar da en az Burak Hoca kadar iyidirler. Ama hoca sevgisi öğrenciye yakışmaz. Hem bak şimdi, sevdiğin hocanın dersine kopya çekemezsin, bu bir. Sevdiğin hocanın dersine sürekli katılman gerek, bu iki. Olmaz böyle bir şey. İyi tamam, sevmeyin siz. Merhaba. Merhaba Selena. Ne yapıyorsunuz? Ozanlardan da tam Burak Hoca'yı ne kadar çok sevdiklerini anlatıyorlardı. Tabii canım. Çok seviyoruz. Selena onlar ne? Ben de size bunlardan bahsetmek için geldim. Mehmetçik Vakfı yararına bir yardım konseri düzenliyoruz. Aa süper. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Aslında var. Eğer biletleri satmama yardımcı olursanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok bilet satarsak o kadar yardım etmiş oluruz. Paylaşalım o zaman. Ne duruyoruz? Yani Mehmetçik'e canımız feda. Tamam çok sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi o zaman biz de gidelim. Evet herkes biletlerini satmadan toplanmak yok. Ya bu ne edip o Selena'da ben uzaylı büyücünün ne kadarlık bir teklif vereceğini öğrenmeliyim ki. Hamdi Bey'e daha yüksek bir fiyat verdirteyim değil mi? Ama nasıl? Buldum Behlül. Behlül buraya gel. Lazım olduğu zaman gelmez, başka zaman cat Türk gelir. Behlül. Buyurun müdür hanım. Bana mı seslendiniz? Bu okulda senden başka Behlül var mı Behlül? Bilmem. İsterseniz gidip bir sınıf listelerinden bakayım. Allah'ın cezası, tabii ki sana seslendim. Bana bak, o Selena denen büyücü kadın var ya, hani onun yanında böyle köylü kılıklı, ayaklı kroğu var bir tane dolaşan, neydi? Sanayi mi? Ha işte enayi mi ne, onu bulup bana getiriyorsun. Ama sakın Selena Hanım'ın bundan haberi olmasın. Anladım müdür hanım. Hı, ne yapacakmışsın? Sanayi denilen, o sarı yeylozun yanındaki Selena denen köylü güzeli kılıklı kadını size getirecekmişim be. Ah Behlül, hiçbir şey anlamamışsın. Bir de anladım diyorsun. Biraz beyin salatası falan ye. Selena'yı değil, sanayiyi getireceksin. Anladım müdür hanım, sanayiyi getireceğim. Anlaşıldı. Hadi bakayım. Müdür hanım, acaba ben bu sanayiyi nerede bulabilirim? Dur bir düşüneyim. Nereden bilebilirim ben? Nüfus müdürü müyüm? Kütükte mi çalışıyorum? Ne yapıyorum? Bana ne, nereden bulursan bul işte, getir. Bulup getireceğim de. Acaba nerede oturuyordur? Buldum. Kesin sanayi sitesinde oturuyordur. Şu kalemi senin kafana fırlatırdım ama dua et senden daha kıymetli bir şey. Defol git bırak saçmalayı, bul şu adamı getir çabuk. Baş üstü müdür hanım. Ağlıyor gıy gıy gıy.
Ay yeter müstesna, yoruldum, bırak hadi. İstediğiniz gibi oldu mu Aslı Hanım? Bakayım bir. Aslında daha iyisini yapabilirdim. Ama yarın devam ederim. Nasıl emrederseniz. Ay bu şiş beni çok yordu müstesna. Böyle sırtım, omuzlarım, her yerim ağrıyor. Yaşlanıyor muyum ne? Siz daha iyi bilirsiniz Aslı Hanım. Ay müstesna. Ne demek şimdi bu? Siz daha iyi bilirsiniz. Emredersiniz. Ay el alemin çalışanları ne güzel şeyler söyleyip yalakalık yapıyor. Sen anca bunları söylüyorsun. Çabuk beni öven şeyler söyle. Çabuk çabuk çabuk. Rencide ettirme kendini. Çabuk çabuk. Güzelsiniz. Aa, ay canım. Öyle öyle. Gençsiniz siz. Gençsiniz. Yok sende. elinizden her iş gelir. Elinizden her iş... gelir. Ay ay canım benim. bu evin direğisiniz falan da olabilir. Ha? Siz bu evin direğisiniz. Vallahi en doğrusu bu oldu Aslı Hanım. Ay ömürsün. Ay, ne işiniz var sizin bu saatte ayak? Çocuğum yapmadınız mı hala siz? Birazdan yatacağız Aslı yenge. O elinizdekiler ne öyle? Ay yine bir yerlerden bir şey mi çaldınız? Düşeceksiniz, hapishanelere rahatlayacaksınız. Aslında fena bir fikir değil. Konser bileti bunlar Aslı yenge. Konser mi? Hayır efendim, konsere falan gidemezsiniz. Derhal odanıza çıkıp ders çalışıyorsunuz. Hadi bakayım yürü, yürü. Bunlar bizim için değil. Değil mi? Kimin için? Okulda Mehmetçik Vakfı'na yardım konseri veriliyor. Bu biletlerden elde edilen gelinin hepsi vakfa bağışlanacak. Peki ben nereden bileceğim benden alacağınız paraların hepsini vakfa bağışlayacağınızı ha? Ay şimdi de başımıza kara borsacı kesildi bu çocuklar. Merhabalar. Kusura bakmayın biraz geç kaldım. Şu ara şirkette işler çok yoğun. Ah canım benim hoş geldin. Hoş bulduk. Ay niye bakıyorsunuz ben hoş geldin deseniz amcanıza. Hoş geldiniz Ekrem amca. Hoş bulduk çocuklar. Ah, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Bugün bayağı bir doluydu trafik. Aa, iki saati buldu gelmemiz. O elinizdekiler ne öyle? Ay şey canım öyle almışlar çocuklar kağıtları aralarında oyun oynuyorlar herhalde. Okulumuzda Mehmetçik Vakfı için yardım konseri düzenliyoruz Ekrem amca. Ya. Aferin size çocuklar çok güzel. Ya ama bu biletleri satmamız gerekiyor. Ay ben aldım ya çocuğum 10 tane. Ay hayatım böyle bir şeye duyarsız kalamayız diyeyim. Ay ben bile duyarsız kalmadım aldım 10 tane o kadar param vardı vallahi bitti. Çok iyi etmişsin aferin size çocuklar. Sizin gibi gençler oldukça bu milletin sırtı yere gelmez. Kızlar bir 10 tane de ben alayım o zaman. Hatta fazlasını alayım bizim çocuklara sizin adınıza satayım değil mi? Hatta şöyle yapalım. Biletlerin geri kalanının hepsini ben alıyorum. Şirkettekilere dağıtırım. Bugünlerde bir şeyler yapmak isteyen gençlerle coşuyor sokaklar. Hadi biz de bunu yapalım. Ay kızlar ben de istiyorum. Gücümüz yettiğince bizim de bir katkımız olmuş olur. Şimdiden biletlerin hepsini satmış olduk. Selena bunu çok sevinecek. Selena mı? Nerede kaldı bu adam? Ah be Eylül ah! Müdür hanım, Saray Bey'i getirdim. Aa, gerçekten mi? Neredesin kaç saattir? Hadi al içeri. İşiniz varsa sonra gelsin. Geri zekalı. Ne iş mi olabilir ha? Sizi bekliyorum ya işte saatlerdir. Getir adamı içeri. Saray Bey, buyurun. Aa, Sanayicim hoş geldin. Hoş gördük Fitnat Hanım. Ben emretmişsiniz. Aşk olsun. Emretmek ne demek? İki çift laf ederim diye çağırdım. Buyur otur şöyle. Olur. Ay dedim sana acımda şöyle oturup iki çift laf edemedik yahu. İki çift laf? Evet. Benimle? Aa, tabii ki. Bak bir düşünsene. Yani Selena Hanım'la eğer ihale ikiniz kazanırsanız artık çalışma arkadaşı olacağız. İnşallah kısmet olur da kazanırsak. Ah kazanırsınız, kazanırsınız canım. Mühim olan çalışma arkadaşlarını birbirine yakından tanıması, özelliklerini bilmesi değil mi? Benim için bu çok önemlidir. Yani bence birlikte çalışan insanlar birbirlerini yakından tanımalı. Bence de doğru söylüyorsunuz Fitnat Hanım. Madem ki birlikte çalışacağız, bence de birbirimizi yakından tanımalıyız. Fitnat Hanımcığım, ıssız bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız 3 şey ne olurdu acaba? Sen olmayacaksın kesin. Ablan gerizekası. Yılık, kargaya gaya. Siz oturabilirsiniz. Affedersiniz müdür hanım. Hani çalışma arkadaşları birbirini yakından... Hala konuşuyor. Git bize kahve getir. Kahve içersiniz değil mi? Zahmet olmasın size ben alayım. Aa olmaz canım olmaz Behlül getirecek kim? Ay Sade orta. Sade alayım bari o zaman. Sade duydun kaç hadi geldi yani. Sanayicim nasılsın? İyi misin? Ne var ne yok? Hayat nasıl gidiyor? Bize biraz kendinden bahseder misin?
ki Fitnat Hanım, Anadolu'nun bağrından gelmiş. Kalbi de sesi gibi yanık, ele bir adammış da. Ay canım, canım, canım. Ay yanık dedin de aklıma geldi. Bu yarınki ihale için ne kadarlık bir teklif vereceğinize karar verdiniz mi Selin Hanım'a? He, verdik. Ya, ne kadarlık bir teklif vereceksiniz? Yanlış anlama, şunun için söylüyorum. Fark etmişsindir, Selin Hanım'la biz birbirimizi çok severiz. Yani isterim ki ihaleyi o kazansın. Hani olur da karşı taraf daha yüksek bir teklif verir de siz kaybederseniz inanın çok üzülürüm. Hayır, gidip Selena'ya direkt soramıyorum. Arkadaşım, laf olur, torpil yaptı derler, bilmem ne derler onun için. Doğru söylesiniz. Değil mi? Doğru söylerim. Yani şimdi kalkar da daha düşük bir fiyat verirsiniz, kaybedersiniz ihaleyi. Ben de fikir veririm size, az mı olur, çok mu olur diye ona bacılar şey ettim. Anladım. Ne kadar teklif edeceksiniz? Allah sizden razı olsun, ben elinizi öperim. Allah, ya otur. Ne kadar teklif edeceksiniz? Biz hanımamla düşündük, taşındık, 6 milyar teklif etmeye karar verdik. 6000 YTL yani. Oho, çok güzel, 6000 YTL demek. Nasıl, sizce de uygun mudur? Uygun ne demek? Harika, kesin ihaleyi siz kazanırsınız. Esahtan mı? Ha, esahtan. Çok heyecanlıyım Burak ya. Yarın çok önemli bir gün. Evet. Hem ihale hem de konser. Şimdi yani. Yani ihale için sorun yok bence. Çünkü 6000 YTL gayet güzel bir teklif. Bence de. Heyecanım daha çok konser için. Ya umarım kızlar biletleri satabilmişlerdir. O kadar apar topar oldu ki. Konser sonunda olmayacak diye çok korkuyorum. Ben konserin iyi geçeceğine eminim de Kuzey'den emin değilim açıkçası. Neden? Ya ne bileyim, Kuzey iyi arkadaşımdır ama ünler dünyası işte, bilirsin. Umarım verdiği sözü unutup gelmemezlik etmez. Sanmıyorum, hem seve seve gelirim dedi, duymadın mı? Öyle ama, ya ne bileyim işte. Olayın önemini kavradığından pek emin değilim açıkçası. Bence Kuzey'den yana hiçbir sorun çıkmayacak, bak göreceksin. Of. Ya ben en iyisi gideyim kızlara bir bakayım. Bakayım konser biletlerini satabilmişler mi? Ben bırakayım seni. Aa, yok yok, ben hemen gider gelirim. Yani taksiyle giderim, bir saate kadar gelirim. Görüşürüz. Peki, sen bilirsin. Na 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 Selena Selena. Ve 20 tane parası alındı. Asya yenge ile Ekrem amca da 30 bilet aldı. Parası alındı. Tamam, yazdım. O zaman bitti benim biletlerim. Ya benimkiler de bitti sayılır. 5 tane bilet kaldı. O zaman kalan 5 biletleri ben kendi paramı almak istiyorum. Ah bir insanın Nazlıcığım. O zaman ben de paramı koyacağım. Ben zaten önceden eklemiştim benim paramdan çaktırmadan. İnşallah konser çok güzel geçer. Sizinle gurur duyuyorum kızlar. Neyse hadi yatalım artık biz de. Aslı yenge gelir birazdan kapıya. Duyuyorum sizi hala. Ne konuşuyorsunuz bu saatte? Anladın ki budur da. Yatın sana bakayım. Geleceğim şimdi, bacaklarınızı kıracağım sizi. Yat, yat. Alo. Ah, iyi akşamlar Fitnat ben. Doğal olarak Fitnat Koleji'nden Fitnat. Nasılsın Semdi Bey? Çok versin, ben de iyiyim efendim. Akşam akşam sizi şunun için rahatsız ediyorum. Bu yarınki ihalede karşı tarafın vereceği teklifi öğrendim de ben. Tam tamına 6000 YTL verecekler. Evet evet, 6000 YTL. Hani siz o miktarın üzerine çıkın da ihaleye kazanın diye şey ettim efendim. Ay yok yok yok, o kadar uçmaz da gerek yok. 50-100 fazla verseniz kurtarırız biz bu işi. Peki efendim, yarın görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Selena denen yeni uzun püskürtme harekatını başarıyla tamamlamış bulunuyorsun. Ah, bunun üstüne çok güzel bir kahve iyi giderdi. Behlül! Değerli arkadaşlar, ihale saati gelmiş bulunuyor. Teklif zarflarınız hazır mı? Evet, hazır. Hadi efendim, buyurun. Buyurun. Hanımam, bildiğim bütün duaları 2 kez okudum. İnşallah biz kazanacağız ihaleyi. İnşallah sana, inşallah. Teklifler geldiğine ve süre dolduğuna göre sıra zarfları açmaya geldi. Hamdi Gül adına yapılan teklif zarfını huzurlarınızda açıyorum. ...6100 YTL. Ne? Ya
Yani ikinizi de ihaleye katıldığınızdan dolayı alkışlamak istedim. Tüh be! Yüz yeteri yüzünden ihaleyi kaybettik. Selena, üzülme aşkım. O kadar da emindim ki kazanacağımıza. Hele dün akşam Fitnat Hanım ağam da 6000 YTL teklifle kesin kazanırsınız deyince. Ne? Ne dedin sen? He ya, o da nereden bilsin bizden 100 liracık fazla vereceklerini. Yanıldı zar. Bir dakika, bir dakika. Fitnat Hanım nereden biliyormuş ki bizim 6000 YTL vereceğimizi? Ben söyledim. Sen mi söyledin? He. Dün akşam beni çağırdı. Nasılsa beraber çalışacağız, birbirimizi tanıyalım dedi. Kahve içtik, laf lafa açtı. Dedi ki kaç para teklif edeceksiniz, ben de fikir vereyim. Ben de söyledim. Tamam tamam, anlaşıldı. Vay uyanık Fitnat var. Her türlü fesatlıktan sonra şimdi de ihaleye fesat karıştırmaya geldi demek ki sıra. Ama o kadar kolay değil. Görsün sen şimdi. Şimdi sıra Sanayi Bey'in ve Selena Hanım'ın zarfında. Hadi gidelim artık hanıma. Nasılsa sonuç belli oldu. Aa, dur Sanayi. Belki bir sürpriz olur. Ne sürprizi? Adamlar bizden 100 TL fazla verdiler. İkinci zarfın kadarını açıyorum. Altı bin 105 YTL. Ne? Amanın. Bu durumda ihaleyi Sanayi Bey ve Selena Hanım kazanmışlardı. Ama nasıl olur? 6000 demişti. Bu muydu Fitnat Hanım yapacak olduğunuz yardım? 5 lirayla ihaleyi kaybetti. Yani inanın ben elimden geleni yaptım. Kimin adına casusluk yaptığınız aradaki farkın küçüklüğünden belliydi zaten. Noter Bey, yüzüme bakın bir şey söyleyeceğim. Bu kadın uzaylı. Kesin antik kutti bir şeyler yaptı, karıştırdı ortalığı. Teklifler ortada Fitnat Hanım. Ben görevim gereği aynen kayda geçirmek durumundayım. Hanım abi, hani biz 6000 YTL teklif edecektik? Evet Selena, bana da öyle söylemiştin. Aa evet, öyle söylemiştim. De ben dün akşam bir rüya gördüm. Ya rüyada bir cüzdan buldum. İçinde 105 TL vardı. Sonra gideyim sahibine götüreyim derken birden uyandım. Ya sonra düşündüm de belki de bu bir yani ne bileyim uyarıdır. Hemen geldim teklifi 105 TL arttırdım. Hanım ağam size görünmüşler vallahi. insan bu kadar temiz kalpli olunca. Evet Fitnat Hanım, tebrik ederim. Bence birlikte çalışmak çok eğlenceli olacak. Bana bak uzaylı çatı. Senin uzaylı olduğunu biliyorum. Bu işi de uzaylı sihirlerinle büyülerinle falan yaptın değil mi? Bunu herkese ispat edeceğim. Benden kurtulacağını zannediyorsan yanılıyorsun. Aa, Fitnat Hanım, yani akıl hastanesini mi özlediniz yoksa? Akıl hastanesi mi? Kahvemizi sen gir o hastaneye. Hayırlı olsun Fitnat Hanım. Ne güzel değil mi? İhale yabancıya gitmedi. Hazır kimse yok ya, şu dilekçeyi verelim değil mi Aslı'nın şubesine? Dilekçe. Ben buraya koydum. Ulan kim alacak benim dilekçemi? Tabii ya, anne ya. Of sanki bir tane daha yazamayacağım. Anne ya, anne! 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 Kaybetmiş çocuklar gibi. Anne, anne. Ha, yüreğimi indirdin. Hem bu evde bir tek ben varım. Tamam, özür dilerim aslanım. Ben annemi arıyordum. Telaşlıydım da ondan. Annem dışarıda. Dışarıda mı? Evet. Gelse çok fena rencide edeceğim. Ben... Ha, buyur. Anne! Anne! Nereden böyle? Neredesin? Geldim işte oğlum. Ne var? Ne oluyor ki? Ha, ne oldu? Sen daha iyi biliyorsun ne olduğunu. Şu gönüllü askerlik için yazdığım dilekçeyi yok ettin ya ortadan. Anlat bakalım ne yaptığını. Müstesnacığım. Evet aslanım. Sen beni gerizekalı mı zannediyorsun müstesna? Ha? Çıkarken şaşkınlıktan bir şey anlamadım ama... ...ne demek askerlik şubesine gidiyorum bir saat içinde dönerim? Ha? Sen beni gerizekalı mı zannettin? Bari usturuplu bir yalan söyledi... ...seni usturuplu bir şekilde rencide edeyim değil mi? Aslı Hanım... Kes sesini! Resmen beni aptal yerine koydun müstesna! Bu bir saati maaşından bir gün olarak kesiyorum. Hadi bakayım şimdi sessiz sessiz bağırın birbirinize. Ha? Ha? Anne... Ne işin var senin askerlik şubesinde? Ne yapıyorsun sen? Oğlum ben askerlik... Ben biliyorum senin niye gittiğini. Gittin orada komutanlara benim zaten bir tanecik oğlum var. Onu da elimden almayın. O zaten askerliğini yaptı falan dedin değil mi anne? Ya yakışır mı benim gibi adama ya? Millet orada benim vatanımı bölmeye çalışıyor. Teröristler dağlarda patır kütür. Ben burada elim armut toplasın. Ne güzel ya. Aa, sözün ya sus acık. Sus. Sus da bir anneni dinle. Aa, yorgun argın geldim zaten. Ben bugün askerlik şubesine... ...senin yazdığın dilekçeyi götürmek için gittim.
komutanına dedim ki... ...benim bir tanecik evladım var. Eğer anaların ağlamaları duracaksa... ...eğer terör bitecekse... ...o da feda olsun vatanıma. Aha! Komutanın dilekçene yazdığı cevap da burada. Zülfikar evlat... ...senin gibi evlatlar... ...Müstesna Hanım gibi anaları oldukça bu ülkeyi kimse bölemez, endişe etme. Dilekçem ve senin gibi binlerce yiğidin dilekçesi işleme kondu. İhtiyaç olduğunda sizin gibi yiğitleri ordumuzda görmek bize büyük onur verecektir. Binbaşı Kamil Karakoyun. Anne ya. Yürüyorum ben neredeyim? Bıraktım kendimi bu aralarda. Kalbimi kim toplar ufacık bir tesadüf beni parçalar. Ufacık bir tesadüf beni parçalar. Bu kız deli ediyor beni, ağırdan sıtıyor. Çok kendini içimden bir ses hep diyor ki sen yürü. Kim tutar seni, sen yürü, kim tutar seni? Bu kız deli ediyor beni, ağırdan sıtıyor. Çok kendini içimden bir ses hep diyor ki sen yürü, kim tutar seni, sen yürü. Geceden kalma bir haldeyim. Çıktım evden, yürüyorum ben neredeyim? Moralim bozuk, yürüyorum ben neredeyim? Bıraktım kendimi bu aralar, dağılmış kalbimi. Kim toplar ufacık bir tesadüf beni parçalar? Sen kalmada her yerin misin, in misin?
sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Arkadaşlar, biliyorsunuz bugün çok önemli bir amaç için burada toplandık. Bu konserin bütün geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. Ve benim sizden bir ricam daha olacak. Buradan tüm dünyaya öyle bir mesaj verelim ki, öyle bir bağıralım ki, bütün her yerindesin. Türkiye! 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 Arkadaşlar, ufak bir ricam daha olacak. Bu organizasyonu gerçekleştiren Selena'yı huzurlarınızda ve alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Üzülürüm sana bir şey olursa.